Aman aman. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, herhalde siz de hissettiniz bu bölümün son bölüm olduğunu. Büyük bir coşku var. Ama her şeyin bir sonu vardır çocuklar. Hele aşkların ne kadar kısa sonları var. Ben yaşamadım, hiç bilmiyorum. Yalan. Evet, bu son bölümüm. Biraz dinleneceğim. Yani oldu bu kıyafetim, yakıştı diyorsun. İsterdim son bölümde böyle karılar hep siyahlarla çıkarlar ama ben tabii Aysel Gürel'in teyzesinin kızıyım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Hala o tutuluyor Revaç'ta. Yakışıyor, ona da yakışıyor. Bana daha çok yakışıyor. Hayır, istemem. Normal rengimdir bu. Bütün vücudum bu renktir. Şimdi son bölüm olduğu için bugüne kadar siz bana tahammül ettiniz. Bugün de ben size tahammül edeceğim. Belki bu tahammül lafı biraz yersiz ama hep ben edepsizimdir ya. Efendim, bu bölümde siz ne isterseniz onu yapma kararındayım. Her şey dahil. Her şey dahil. Bu son bölümde Show TV'yi kapatabilirsem ne mutlu bana. Efendim, her şeyimle her şeyinizi açığım. Buyurun sorun, ne istiyorsanız sorun değil. Ne istiyorsanız isteyin, ben onu yapayım. Bu en son soru olsaydı yapardım. Ama yine de istiyorsanız... Ne şarkısı. Yine de soyun istiyorsanız birisini alayım. O da önüne bakıyor. Serseri kendine zannetti. Elim böyle gitti. Böyle olsa yine önüne mi bakacaktı? Kim sual sormak istiyor bana? Buyur, ne istiyorsun? Kant hoca olmasaydınız ne olurdunuz? Herhalde. Kant hocalık... Ayol, ben olacağım diyor. Bunlar alkışlıyor. Eve mi gelecektiniz? Buyurun efendim. Ne... Efendim, şimdi sizlere çok ciddi bir soru sormak istiyorum. Buyur. Oynar mısınız? Oynarım. Hangi hava istiyorsun? Çift eteli girin. İşte böyle. Yemeğinin yarısını kazandım. Kızım, inşaatım var. Kaç kişiye vermem lazım biliyor musun? Ne manada ki? Yani borç. Borç. Ama bu arada Galatasaray kulübüne de bir şey vermek istiyorum. Ama böyle... Şirkler, mitler diye kimsenin vermediği bir şeyi vermek istiyorum. Hepsine vereceğim. Gitmişken hepsine verir gelirim yani. Zannediyorum. Ay ayrılıyorum. Pek kötü geldi kız. Hani bazen böyle mesela Diyarbakır kerhanelerini İstanbul'dan bir götürürler. Karıya elbise yaparlar, üst baş yaparlar. Karı ayrılmak ister. Ayrılamaz çünkü borcu vardır. Sonra aniden sokağın ortasına koyarlar 10 sene sonra. Ne yapacağını bilmez ya, ben öyle oldum. Hiç kimse bir şey anlamadı. Niye bunu anlattım? Yani ben namuslu bir şey anlatmayı sevmiyorum. Zaten bundan sonra bir film yapacağım. Hayatını oynuyorum.
Zannediyorum çok muvaffak olacağım. Evet, huzurlarınıza ilk konuğumu çağırıyorum. Cenk Eren. Pek bir böyle bir ziyarete gelmiş gibisin, gelip elimi öpüyorsun en şık halinden. Bu kadar güzel hanımın eli öpülmez mi? Sağ olun. Yalnız elimi öpülür. Çok şıksın. Ay güzel ay öyle. ay. Bir yerde yeni temizletmişsin de biraz buruşuk kalmış. Nerede temizlik yaptırıyorsun? Temizliği nerede yaptırıyorsun? Şey, bizim evin yakında var bir kurt. Mahallede. Nerede oturuyorsun? İstinye. Aa, üçüncü sınıf bir muhit. Bak ben Üsküdar Belediyesi'ne bağlı Çengelköy'ünde oturuyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Üsküdar Belediyesi kadar ve Üsküdar Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadar güzel çalışan bir müessese görmedim İstanbul'da. Yolda bir çöp göremiyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Buradan tebrik ediyorum. Lütfen bu bölüm kesilmesin yönetmen. Bu bölüm kesilmesin. Sizin orada ne, çöp burnunuzun dibindeymiş. Yok öyle, o kadar değil. Yalan söylüyorsun. yok değil. İyi mi? İyi. Neresiydi? İstinye. Orada tersane vardı. Duruyor mu hala? Duruyor. Ben orada bayılıyorum orada. Gündüzleri yürüyeyim, gezeyim, deniz kenarı. Hayır ben de öyle yapayım dedim. Beni tersanenin içine aldılar. Ay 15 saatte zor çıktım. Bütün gezdirdiler bana geminin dumbuzları. İşe yaramıyor demek ki, sizin gibi bir hanım bulup 15 saatte gönderilir mi? Ya 35, 45, 55. Sana eve geleyim istersen. Cenk Eren benim bildiğim, ben daha sahneye yeni çıktığım devrelerde, tavernalarda, kötü yerlerde, bunu hepimiz itiraf edebiliriz, ben de kötü yerlerden geldim. Anlamına gelmesin. Yani sahil gazinolarında çalıştık. Televizyon yoktu. Öyle çıkıp da acık ucundan ver, acık dibinden ver yoktu o zaman. Birdenbire meşhur olamazdık. Uğraşa bir yere gelirdik. Senelerce uğraştı. Fakat piyasada o kadar kötü sesler çıktı ki Cenk Eren artık ben çıkarsam bu sesimle bir şeyler verebilirim dedi ve verdi, dinliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne istedin ceketinden? Ayol, daha o ne hale gelecek? Daha o ne hale gelecek? Temizleyici karı dedi. Bak param yok. Daha yeni para kazanmaya başladım. Bak zor alıyorum. Yok, biraz para kazandım. Tavernalarda, merlerde ufak ufak bir şeyler götür. Vergini ödüyor musun normal? Son ne ödüyorsun? Vergimi ödüyorum. Askerliğimi de yaptım. Yani onu ben de yaptım ama... Kaç senedir sahnedesin Cenk? 14 sene. 14. Kaç yaşındasın? Doğru söyle. 33 yaşındayım. Hayır, fazlasın. Vallahi 33 yaşındayım. Olur mu? Yani 35, 2 yaş mı var aramızda? Aa, niye güldü serseri? Ben benden küçüksünüz diye biliyorum. Ha. Siz 32. O da şey, yani o da alay gibi olur. Yok. Ama bir şey söyleyeyim, daha şarkıları tam doğru bilip söyleyemiyorsun. O söylediğin bir şarkı var hani. Ondan çıktın, meşhur oldun ya. Karabiberim. İkinci kuplesini söyle bakayım söz olarak. Bakışların gayet ne hoş. Gayet ne hoş. Bakışların gayet ne hoş. Ulan böyle bir cümle olur mu? Gayet ne hoş. Gayet ne hoş. Var mı bir? Yanlış mı bilmiyorum. Bakışların o. Gayet le hoş. Le. Le. Ha. Hemen i̇şte bunu ancak ama. Bizim gibi asırlık ağaçlar bilir. Ya, bir şey görmek istiyorsan daha çok eğilmen lazım. Hayır, yanlış anlama. Dost başa düşman ayağı derdi ama ben... Sen bir taraftan yeni... ortaya bakıyorsun. Bu yeni mi oda mı bu iki ayakkabı? Şimdi bunu gerektirir, bunu yapmam lazım. O son program diye ciddi olmak istedim. Niye, ne var? Ama çok şıksın ama ya. Ben bir show girl'üm yani. Renkli olmak mecburiyetindeyim. Sizin gibi böyle ebe gibi gelemem. Bak beyaz bluzlar, siyah pantolonlar böyle, ama ben bir şey, her şeyden evvel bir o**uyum ben. Yani.
Ben bunu kabul ediyorum. Çok şıksın huysuz. Çok yemin ediyorum. Yalan çok söylüyorsun. Vallahi çok ben içinden şıksın. Ne dediğini ben tahmin edebiliyorum. Serserilik etme. İsmin ne? Cenk. Soyadın? Eren. Ben onu değiştirirdim. Yapma ya. Değiştirirdim. Yapma. Vallahi çok ilginç olurdu. Ben B harfini koymuyorsun başına. Ben söylemiyorum. Sen kendin söyledin. Ben kendim. Ama yani huysuz, virjin olmayıp... Yok, bana yakışmaz. Ben yaştaki insanların vermesi diye bir şey olamaz. Ben zannetiyorum. Yani öyle siz zannedin ama ben işimi bilirim. Peki, senin çok sevilen parçanla bunun üzerinde ben dans ederek tamam. Bitiriyoruz. Feda canlı, olsun. Canlı istiyoruz. Sana feda olsun. Sağ ol. Hadi bakalım. Mi yapalım. Karabiberim mi? Karabiberim. Siz de mi? Doğruyu söyleyeceksin ama. Tamam. Ha! Orkestra çalıyor. Orkestra çalıyor. Bir dakika dur. Bir dakika. Orkestrayı beğenmedi. Beğendim, beğendim. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel çalıyor dedin. Ulan demedin mi bana? Ayo bunlar nasıl yanar döner olur? Mahmur bakışlı dilberim, seni ben candan severim. Mahmur bakışlı dilberim, seni ben candan severim. Gece gündüz hayalinle, inan ki Mecnun gezerim. Gece gündüz hayalinle, İnan ki Mecnun keserim. Karabiberim nasıl ederim, yıllardan beri ah seni severim. 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 Şimdi bakın bir şeyin dikkatinizi çekmek istiyorum. Klibini seyrederken çok güzel bir ses duyuyorum. Ama aynı ses burada da var. Bir de var bazıları böyle, onların sesi mesi yok, bir şeyler takıyorlar bir yerlerine, sesi güzelleşiyor. Sana bir şey takmaya lüzum yok. İyi gidiyor. Öpüyorum seni. Daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Allah muvaffak etsin. Ben çekiliyorum. Tabii ki benim bazı yerlerimi dolduracak insanlar çıkacaktır. Bu benim yerimi dolduramaz. Dolacak, dolacak. Vallahi dolacak. Gör bak. Yakında Mehmet Ali kadın kılığında çıkmasını yazıyorum. Ay 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 diyorum herkes. Ay 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 diyor. Fatih Ürik etli. O olmaz. O burada olmaz. Ne de olur. Neyse, arkadaşlarımı yermek istemiyorum. Hiçbir zaman da yermedim. Bugüne kadar hiç kimse aleyhinde bir tek kelime konuşmadım. Hele bu son bölüm her şey yapabilirim. Atilla... ameliyatı oldu. Kızım ben ne bileyim nerede? Yani Show TV dedi ki artık dedi şey yapalım dedi. Tek siz çıkın dedi. Vücudunuzu gösterin, seksi olun dedi. Mankenler gibi yapın dedi. İşte onun için bak, bak... Valla fena değil. Buraya kadar kaldıramıyorum kızım. Ha? Yapayım. Yapayım da senin bıyığına yapıştırayım istersen de. Serseri ruhsuz. Kafanda kılı seviyorsun da orada sevmiyorsun. Hıyar. Efendim huzurlarınızda. Burnundan kıl aldırmayan. Hiçbir yerinden kıl aldırmayan. Belki de kılı olmadığı için aldırmayan. Bir sanatçıyı çağırıyorum. Yeşim Salkım. Yeşim Salkım.
Hop, gebertirim seni. Ben senin babanla yatmış kadınım. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim kızım. Sık sık programa çıkıyorsun ve her biri birbirinden şık kostümler. Hakikaten. Buraya gelirken daha çok özendim ama. Güzel ama evet. Hülya Avşar'da pek güzeldi kıyafetin. Karı nasıl bozuldu, göbeğini çekti. Çekti, memeleri çekti, öyle çekti, senden uzak durdu. Ben farkındayım, ben her şeyi anlarım ya. Ne demek olur, ben bilirim. Tabii tabii. Ha, vallahi iyiydi. Niye topladın ki topuzunu? Rahat olsun. Rahat çok yatağa mı giriyorsun? Yoktur, belli olmaz, buradan sonra girerim belki. Hem yorgunum diye hem karın aklı yatakta. Yatacağım, uyuyacağım, hasta geldim. O anlamam, ben yatak deyince kız hep o aklıma. Senin aklına hep o geliyor, ne oluyor bilmiyorum. Bilmiyorum, gider ayak bir şey seni oldu. Seni Viagra reklamında oynatmaları lazım. Var mı onun reklamı? Çekilse. Reklama lüzum yok ki. Millet ala ala ala. Alan gidiyor, alan gidiyor. Satış azaldı. Hoş geldin, memnun hoş oldum efendim. Bundan 3 saat evvel bir telefon aldım hanımefendiden. Yorgunum, gelemem. Kusura bakma huysuz. Ben seni çok severim. Hiçbir şey söylemedim bütün kibarlığımla. Bir sanatçıyı son saatlerde yalnız bırakmanın ne demek olduğunu herhalde siz benden daha iyi bilirsiniz. Öpüyorum sizi, iyi akşamlar diliyorum dedim karıya bak. Bastım çimciyi. 10 dakika sonra dayanamadı. Medya fonu atmış demiş ki geliyorum demiş. İstediği para da 2 milyar. Geçen evet, gün Hülya Avşar'da çok ilginç bir laf ettin. Ben dedim bu imkanımla Kottazur'da yazlıkta olabilirdim. Ama evet. Bakınız ki çalışıyorum. Eğer sen bu dedim. İmkanınla Kottazur'da oluyorsan demek ki benim bu imkanımla Miami adalarını kapamam lazım. Ama ben hala çalışıyorum. Çalışmak değil ayrı mi? Bir şey. Evet, yani o çok güzel ayrı... bir kadın değilsin. Bunu sen de biliyorsun. Yani. Evet. Yani ama ilginç. Senin kadar güzel değil. Hayır. Evet. Hiç kimse yani olamaz. Asla saçlarım böyle sarı olmadı. Asla böyle kıvırcık bir kafam olmadı. Şöyle tüyler biraz asla yağlı kalmadı. Da onun için. Dizi çekmekten yani, yıkamaya vaktin kalmıyor yok, herhalde hayır, onun için. Yok bu senin modası böyle. Yani bu kadar da çok tüy taşıma. Yolunmuş tavuk gibisin şu anda. Ya yani, inan böyle yani. Bir dakika. Sizin ağzınıza sıçarım. Bir de artışıyorsunuz karıyı. Hayvanlar. The Homosexual Orchestra. Kızım yolunmuş tavuk diyorsun. Tüylerim her taraftan çıkıyor. Yolunmuş sensin. Ben... Ayrıca sen nankör bir karısın. Niye hem nankör? Diyorsun ki dünyanın en yakışıklı, en hoş erkeğiyle beraberim diyorsun. Ondan sonra şarkı söylüyorsun. Dünyanın en yakışıklı, en hoş erkeğiyle beraberim asla demedim. Dünyanın en iyi kalpli adamıyla adamın eminim. Neyse yani hayatımdan ama koca memnunsun. Parası yemiyorum. Ondan sonra da diyorsun ama ki... Ama bir dakika. Kavanoz s**tı dünya. Herkes hıyar yedi. Ben şey yedim diyorsun. Yani şarkın şeyine uymuyor yani. Şimdi nankör bir karısın yok, sen. Şimdi, daha ne istiyorsun? Yani bunu... Daha ne istiyorsun lazım? Ne istiyorsun daha? Ben aslında gerçekten bugün hasta olmasam senin ağzın payını çok güzel verirdim o tahta. Sen demek istiyorsun ben senin ağzın olsun. Olsun. Yani hiç görmedim. Bir yerinizi göreyim istiyorum. Bunlar hiç, denetimden geçmeyecek. Yok, hiç, bunların hiç, hepsi yayınlanacak. Yok. Ama nankör bir kadınsın. Neden nankörüm? Bir kadınsın. Nerede nankörlüğümü gördün? Ayol işte şarkından belli. Olur mu? Ben kız daha ne istiyorsun? Orada diyorsun ben ki... Ben bir şey istemiyorum. Ben halka geçine. Şarkı söylüyorum. Onu halk için yaptım. Türkiye'nin ama insan kendine uyan insanla. Bir şarkı söyler. Ya ben mesela uyan... küçük yaşta aldım ya. Sazı elime dersem insanlar anlıyorlar. Doğru diyorlar. Ama sen de nankör dünya. Bir dakika, onlara bir dakika, elbise giydirdim. Bir dakika sormak lazım. Şarkıyı sevdiniz mi? Acaba sana bir şey söyleyeyim mi? Kasetindeki şarkı o. Biliyorum sen o kaseti sabah akşam... O kasete bayıldım sabah çocuklar. Akşam olmaz dinleyip, böyle sabah bir şey. Akşam dinleyip, beni bu kadar sevdim. Ağlatan bir kaset olmaz. Ses bozuk, diksiyon bozuk, şarkılar bozuk. Çok beğendim. Yerden yere vurdu karı paçoz artık gitsin. Beni dinleyin. Alın pişman olursanız parasını ben ödeyeceğim. Yalan söylüyorsam eve uçakla gitmek nasip olur. Ben hayatımda az para verip kaset alırım. Bayıldım. Çok güzel çalışmış. Çok emek vermiş. Ama okuyamamış değil mi? Kadıra hayır, iş yok. Hayır çok güzel okumuş. Yok ya iş yok. Vallahi çok okumuş güzel. Sesinin rengini anladım. Tadını aldım. Hello bir şarkı var. Bu yaştan sonra bir gün aşk daha. Benim evet, neyime. Neyime. O bana evet. Çok uydu. Senin aşk nasıl neyine? Burada çıkıp her gün, her kızım, dakika. Bakma sen eve gidiyorum tarihlenecek yerimi bulamıyorum. Ve öyle bir aşık oldum kız aptalca bir şeydi. 6 ay sürdü. Ne ağladım ne ağladım. O götümü halılara sürdüm sürdüm sürdüm. Kalk. Sürdüm. O
şarkı bana çok etki etti. Huysuz aslında asla böyle bir insan değil. Biliyorum ki çok duygusal, çok bambaşka bir insan. Kız gönül akıda düşüyor. Böyle konuşuyor ya. Bütün program boyunca, şovu boyunca mecburum, tabii mecburi. Para kazanacak. Evet. Bakması gereken her şeyden önce kendisi ve insanlar var zannediyorum. Evet. Değil evet. mi? Evet. Onun için böyle oluyor. Ne zaman emekli oluyorsun? Olmayacaksın değil mi? Hayır, onun da yerine birileri gelsin. Affedersin, senin baban meşhurken ben sahnelerdeydim. Biliyorum. Ve hala aynı dinamizmle çalışıyorum. Bak evet. Şimdi geldim. Ve karı iki kat duruyor. Şunu şöyle... çekeyim yere düşmesin. Ama Allah insana dert verip derman aratmasın diye. Amin. Tabii ben hasta olduğum Amin. için. Nedir hastalığın? Çok fazla yaklaşma, sana da bulaşacak. Ay öyle, o kötü hastalıktan mı? Allah korusun, hayır. Hayır. Hayır, çok çalışıyor işte, yeni bir diziye başladı. Uzun metraj bir film uzun başladı. Uzun metraj film, uzun ne kadar uzun? Çok uzun, bayağı bir uzadı. Ay keşke ben de oynayaydım. Sen uzunları seversin. Bana film milim gelmiyor, lüzum yok, ben pornoyla idare ediyorum. Ay Fatsa'mı söyle. Hangi? Tanzanya'da pornom oynuyor. Bunu görelim diye Türk olduğumu söylemedim. Öyle mi? Japonum dedim. Ve Yeşim Salkım'dan, o bildiğimiz şarkı değil. Hayır. Ha. O şarkı değil. Onu istemiyor musun? Hayır, yani o hırka giydin, onu beraber söyleyeceğiz. Benim de sesimin rengi çıksın ortaya. Tabii. Ama peki. O Bir gün daha iyi mi söyleyeyim? Ben isterim. Tamam peki. Tamam. Sen istedikten pek sonra. Pek uysaldı. Bana uyan bir şarkı bu. Sağ ol. Ne güzel şarkı. Kimin bu? Ya bu şarkı Yeşim Dostdoğru sözlerini yazdı. Senin soyadın Dostdoğru mu? Yeşim Dostdoğru. Hayır, bu benim çok yakın bir arkadaşım. Ha. Ve bunu 70 yaşında annesi için yazdı. Aa, ne güzel. Çünkü annesi hayatı çok seven, hayattan hiç vazgeçmeyen ve dışarı çıkıp döndüğünde hayatı bir kere daha ne kadar çok yaşamak istediğini hep her seferinde dile getiren bir insan. Onun yaşanmış için yazıldı. Bir şey. Yaşanmış i̇şte onun bir şey. Onun için çok güzel. Sözde evet. Diye çok güzel olmuş. Evet, evet. Çok, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Buna klip yapmayı düşünüyorsan ben oynarım çekeceğim. Seninle. Ay çok sevinirim. Sen gerçekten. Ama soyunurum. Sen oyna da soyun yeter ki. Tamam, o söz veriyorum. Yani. Tabii, klip daha çok sansürden hiç yayınlanmasın. Gitti şarkıda klipte. Bu diyor, anlaşıldı ki güldüğünden ne bileyim. Sansürden yayınlanmayacak, bitti yani. Ben de babamın ayına gelmiyorum herhalde. Soyunmak için mi geliyorsun? Yayınlanmasın diye geliyorum. Ay inan. Tabii. Şimdiden söyledi ama sözünü aldım. Söz verdim, fiyatı konuşuruz yani. Tabii ki. Hayır, affedersin. Bir kendisinin biliyorsunuz değil mi? Geçenlerde bir yerde okudum, bir gazetede okudum. Tam mal varlığınızı açıklamışız. Ne demek mal varlığım diye bir şey yok. Hiçbir şey vallahi kazanamıyorum. Öyle mi? 1.2 trilyonluk falan eviniz meviniz var. Ya onu hizmetçime verdim. İnanmıyorum. Yemin ederim ki. Sevmedim, duvarlar biraz... Paris'teki köşk olan şey ne oldu? O da bir şeyler vardı size. Ay o yeni bir tane başbakanın çocuğu oldu ya. Hangi ha, Londra'da. Ya? Ha. Evet. Ona verdim. Ona mı verdin? Ha, doğum hediyesi. Yatsın karı orada. Öyle mi? Los alanı geçirdin diye mi? Sen bari lohusalık falan düşünmüyorsun. Yok, düşünmüyorum. Vücudun. Düşünmüyorum çünkü gerçekten gücüm yok. Rahatsızım. Sağlık problemlerim var, o yüzden düşünmüyorum. Nedim neyiniz var? Akdeniz anemisi var bende. Akdeniz anemisi mi var? Akdeniz. Ay bende de Karadeniz Ay pardon. Ay affedersiniz. Huysuz bilmiyorsun, konuşma, vuracağım şimdi mikrofonu. Ama değil, şimdi hayatta duymadım. Hastalıkla benim... Ölümcül bir hastalıktır Akdeniz anemisi, duymadın. Ay ver küpelerini, yüzüklerini de gideceksen git aman. Ama Allah'tan tek babamda var. Annemde de olsaydı giderdim. Ya sadece babamda olduğu için yaşıyorum şu anda. Ay o böyle üzme beni. Ama ciddi yani, bugün buraya bak öyle dedin böyle dedin. Ben bugün buraya gerçekten bu kadar hasta geldim. Ya hasta geldi hiç belli değil vallahi. Tabii değil, bu kadar giyinip süslenip makyaj yapıp. Makyaj da yapmamış. Bak ben de yapmam makyaj. Hiç değil sevmem. Mi? Hiç. Cevap ver valla. Akdeniz makyajınızı dinlemem de ben. Yakın girer misiniz? Yakın girin. Huysuzun şöyle girin. Hiç makyaj yok. Huysuza nasıl girildiğini seyirci bilir. Seni söylemelisin. Yol gösterme insanlara. 32 senedir nereden girip nereden çıkacağını bilirler. Bilir misiniz? Sizi... Biliyor musunuz? Bilirler. Öyle mi?
Dilerler. Çok yakışmış. Yarışmış sen. Çok güzel oldu. Ama son bölüm de ciddi olayım dedim. Ama çok ciddiydim. Ciddi bir bölüm yapayım istedim. Türkler hakikaten hasta geldi biliyorum. Yalnız telefon etti bana. Sen bilirsin Yeşim, bir şey demeyeceğim dedim. Ben senin üvey annen sayılırım. Babasıyla yatmıştım ben de. Ona dayanamadı. Her seferinde. Kalktı geldi. Evet. Ha. Evet. Ve gelirken de yalnız gelmedi. Korumasıyla beraber geldi. Huzurlarınızda Yaşar. Seni yerim ben seni. Çocuklar. Dur, bir erkek ortada olsun, ortada iki kadın yanında olsun. Tercih sana ait. Elini burada uzatırsan beni beğeniyorsun, onu uzatırsan onu beğeniyorsun. İki tarafı birden uzatsam nasıl olur? Oo, kaç var. Şimdi Yaşar'ı ben geçen sene programıma çağırdım. Daha o zaman yeniydi. Bizim yönetmeni demiş ki ben gelir abi demiş ki ben böyle şöyle tahmin edemem, bana öyle böyle der, bozulurum, vururum gözünü, şişiririm falan gibi laflar etmiş. Hiç öyle bir gel. Şey söylemedim. O yönetmenin ben de son bölüm. Her şey yapabilir. Neyse gelmedin geçen sene. Gelemedim. Gelemedin yani. Ne yani? Biz yol paranı verirdik. O zaman işte koşu yolunda ut çalıyordum biliyorsun. Koşu yolunda oturmuyor. Koşu yolunda oturuyordum. Evet. Ben senin iki kat üstüne sabaha kadar oydum içimi. Rangara 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 rangara. Ama ben üst katta oturuyordum. Nasıl oluyor bu şimdi? Damda mıydınız siz? Hayır, çatıdaydım. O şeyi yapıyordun. Ya bu gece gel ya gelir evet. Emel. Emel mi? Ecel. Ha ben zannediyorum bir sürü var. Sen gelmezsen Emel'i çağırırım. Bugün son program. Evet. Beni yerden yere vurdu. Cevap vermeyeceğim. Ağrım bu kadar kapatacak. Ağrım bu kadar kapatacak. Çünkü iki lafı yani her lafta sokuyor. Kapanacak. Nasıl konuşamayacak? Reklam gibi olacak. Reklamda devamlı bip bip bip. Ayol ne kadar güzelmişsiniz. Ben seni nasıl kaçırdım ayol? bir sürü zamparalığın duyuluyor yani. Yok canım hiç. Yani her normal erkek kadar. Mesela? Yok artık yani. Yalnız bir şey söyleyeyim. İlk program, ilk klibini izliyorum. Dedim bu tutar. Bu tutar dedim. Benim tutar dediğim şey tutar. Ben de dere derken çok beğenmiştim. Yok. Vallahi ilk izledim. Tabii. Yani piyasadaki seslerin dışında bir ses. İçinden geliyor. İçinden gelerek bir şeyler söylüyor. Meğer birine aşıkmış. İşte bir kere yapmışlar, karı hamile kalmış. Çocuğu getiririm demiş. Getirme demiş, gebertirim seni demiş. Yaşanmış bir olayı söylüyor. Ya bu gece gel, ya gelir Emel. Ecel. 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 Emel de Ecel yaptık onu işte. Vardır sende bir sürü vardır. İşin içinde. Hala orada mı oturuyorsun? Yok, hayır. Artık bu tarafta oturuyorum. Zengin oldun. Yok, zengin oldun. Şeyden zengin oldun sen. Keops'ta. Ayol beni bir hafta çalıştırdılar. Keops daha bu sene ya, bu sene. İyi, sen bunu daha evvel başka iş mi yapıyordun? Birçok klipte çalıştım. Ama yani birer hafta çalıştın, Keops'ta devamlı çalışıyorsun. Yok birer hafta değil canım, birer sezon çalıştım yani. Sana bakarken devamlı şöyle ama izler misin? Yanaşamıyorum. Şöyle bir durumu var acaba. Hayır Yaşar, bir kere benimle klip çekecek ve benim en yakın arkadaşım. Evet, doğru. Ve benim şirketimde çalışacak. Beni kurtarın. Ortadan ikiye ayrı, iyidir, ikimize de yeter. Şimdi Yaşar beraber bir parçamız var. Evet. Bedava zannediyorum. Para vermediler. Vermediler. Hayır bu niye versinler ki? Niye vermesinler ki? Ben her işe gider para alırım. Yok bizde... Senin gittiğin işler farklı olduğu için para kız veriliyor. Kız konuşma kız. Kız konuşma, buraya gel. Safiye Ayla'nın gençliği. Safiye Ayla'ya benzetildiysem ne mutlu bana. Çünkü onun kadar güzel şarkı söyleyen bir kadın Türkiye tarihine gelmedi. Sen de güzel söylüyorsun. Tabii. Hakikaten güzel söylüyorsun. Ama Allah işini bilip yapıyor. Kadınlarda, erkeklerde değil. Kadınlarda. Sesi güzelse surat... Mesela Sezen Aksu. Ay o ne kloş dudaktır, o ne kepçe kulaktır. Boy bu kadar ama karı... Onu ama becerdiği işlere bakınca... Programı. Hayır ama yaptığı işlere bakınca çok maharetli bir kadın ve ben onu çok takdir ediyorum. Keşke herkes Sezen Aksu kadar olsun. Onun 70 işleri, saatimi de yerin altında bence. Çok takdir ediyorum. Ama onu hep söylüyorlar. Ars Beski benim yaptığım işleri de müşteriye sor. Evet, ikisinin beraber bir şarkısı var, onu izliyoruz. Bir mikrofon daha. Oradan bir mikrofon. Teşekkür ederiz, sağ olun. Benim, evet, evet, uzun uzun alkışlanabilecek bir şarkı. Kuşlar.
Ne diyorlar? Kuşlar. Kuşlar diyorlar benim. Benim en sevdiğim şarkı. Daha kuşlar var, böcekler var, neler var. Hepsini göstereceğiz. Eğer ciddi çalışılırsa, iki yetenekli insan bir araya gelirse, iyi bir ekiple beraber olursa böyle güzel şeyler çıkar. Evet, yalnız bu eski bir parça galiba. Ben kızlık zamanından hatırlıyorum ben bunu. Yok, bu geçen sene Alevine grubunun çıkarttığı bir şarkı bir şarkı. Yani evet. Kulağımda bir evet. Şey var. Evet. Ama adaptasyon siz... yapıp birlikte söylüyoruz. Ama belki de eskidir. Onlar da belki. Ben hatırlıyorum. Ben kızlığımda hatırlıyorum bu şarkıyı. Şaka yapıyorsun. Sen mi söylüyorsun? Vallahi bilmiyorum o kadarını. Yani ben kızlığımda hatırlıyorsam. Yani ben çok genç olduğum için senden bilmiyorum. Şimdi ben kadın olduğum günü hatırlamam da kızlığımdaki şarkıları pek iyi hatırlarım. Herkesin bir şeye karşı bir zaafı vardır. Evet. Daha. Aşkım ben sana aşkla desti aklımda. Orayı kesmişler. Ne yapalım? Bu lacivert mi? Renk körü. Hayır. Renk körü bu lacivert. Lacivert olmasını temenni ederdim. Yaparım. Laciverti boyarım. Yarısını sarı yapacağım, yarısını lacivert yapacağım. Yeter ki sen gel. Çok daha hayatımda bu kadar seksi bir herif görmedim. Bu kadar sanatçı geldi gitti. Ben böyle şey görmedim. Koşuldu mu? Nerede gidilir, nerede oturuyor? Gel yaşa. Söyleyemem şimdi. Gidelim hadi gidelim. Çok fena oldu bu kadını. Senin sevgilin mi yok son günlerde? Ne oluyor? Aa, böyle bütün benim sanatçıma bulaşma. Yaşar bize lazım. Bana da lazım. Biz sanatçı olarak kullanacağız seni. Ben de sanatçı olarak kullanacağım. O işte de sanat vardır. Çok insan tanıdım, bunun kadar kaşarını tanımadım. Başka hiçbir şey demiyorum. Artık söylettin ya, Akdeniz Karadeniz var, kendini de terbiyeli ol. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Sağ ol, Allah muvaffak etsin. Sen gitmiyorsun kız, 20 ya, santim beni daha... Beni yerden yere vuracaksın. 20 santim daha uzun olsa bütün mal varlığımı verirdim. İnanmıyorum. Ay ben ikisini aynı yere takmışım sinirden, görüyor musun bak. Sen niye sinirlendin ki? Yani benim olmayınca bir şey sinirlendim ama sen değil. Sen uzak dur. Akdeniz, Karadeniz. Aa. Kız onu ilk defa duyuyorum ben. Ya kan hücreleriyle alakalı bu şey Kayahan'ın, sevgili Kayahan'ın eşinde de varmış aynı rahatsızlık. Şimdi yeni eşinde. Yeni eşinde bu kadar büyük bir şey değil canım yani. İşte bazı insanların demiri yüksektir kanının, bazısında al yuvarlarda problem vardır. Öyle şey değil o kadar ama rahatsızlık benim veren bir şey yani. Benim seksim yüksek, o da bir hastalık mı? Bu çok daha beter bir hastalık, bizimkinden de beter. Onun daha bulunamadı tıpta çaresi. Kız niye yapıp veriyorsun, kurtuluyorsun, ne var burada? Kurtuluyorsun, nasıl? Bunun hastalığı var mı? Ben memnunum hayatımda. Valla o beyin hastalığı bence, beynini bozuyor. İnsanların o. Kız onun terbiyeli de, olsun. Ama onun için evlilikler artık kutsal değil. Onun için insanlar evlenmiyor. Aşklar bu kadar çabuk bitiyor. Buna nikah yapmadılar ya. Kim nikah yapmadı? Nikah yaptılar. Aslanlar gibi iki senedir evliyim ben ya. Mahalle nikahı. Ne mahalle nikahı? İki senedir evliyim ben. Hiçbir bokun duyulmadı. Sen duymamışsın. Başka şeyleri duyup kafayı yoracağım ama aşkta doğru şeyler olsun. Kız bana siz diye konuşur musun sen? Niye siz diye hasta halinden senin bacaklarını ikiye ayırırım, serseri seni. Nasıl olsa geldim buraya kadar. Gelinceye yani? Kadardı bütün itibar. Senin ağzını kulaklara kadar yıkarım, serseri. Çirkin mahalle. O kaseti seyretmeyin. Bak bu kadar... Hayatımda bu kadar çirkin kaset görmedim. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Karı karga düzülür gibi. Beyyek. Kaseti seyretmeyin diyor. Kaset seyredilmez. Dinlenilir. Cahil. Allah kahretmesin. Gel son parça beraber. Sen de mi söyleyeceksin? Evet. Kavanoz dipliği. Değil mi? Söyleyemeyeceğin şeyi söyleme. Benim terbiyem ona el vermiyor. Sen o zaman o parçaya girmeseydin. Kavanoz ben diyeceğim. Sen istediğini söyle. Popo desen. Hayır, keserim. Popo desen. Diyemem, utanırım. Utanırım diyor. Deminden beri ağzım... Ne utanacağım? Televizyondayız. Ağzım açtım şimdi. Sen şimdi ağzını niye açamıyorsun? Kokuyor mu? Hayır. Huysuz. Serseri. Huysuz. Gel geriz. Sen bana benim yüreğime indirdin. Telefon edip gelmiyorum dedi. Ulan var ya. Açıkta sol tarafım bir başladı sallanmaya. Yaşlısın. Ay solum gidiyor. Yaşlısın tabii. Normal oraların buraları. Ha. Yap göreyim kız. Yap göreyim. Ben seni öyle, ben öyle inek tepmiş gibi, katır gibi zıplayamam. Ben daha ağdalı böyle, daha güzel oynarım. Hadi bakayım ağdalı yap, onu böyle da yapamıyorsun. Gibi, katır gibi böyle tepemem yani, tamam mı? Oynamayı bilmiyorsun. Bu kadar zamandır bu işi yapıyorsun, hala oynamayı beceremiyorsun. Ay karı kaşınıyor. Ay karı kaşınıyor, bunu kafasına indireceğim şimdi. Görüyor musun? Ay nasıl Safiye aileyi hatırladım. Ve son programıma geldiği için
Yeşime, Yaşar'a ve Cenk Eren'e çok teşekkür ediyorum. Bir sürü sanatçı da arkada çıkaramayacağım onları, söyle. Evet, Muazzabacı evet. Çok istedi çıkıp bir şarkı söylesin. Evel Sayın kudurdu. Bütün giyinmiş geldi. Ajdasından Sezen'ine kadar. Ama biz ama sizi tercih gördüm. Ettim. Çok teşekkür ederim. Yani ben çirkin birini çıkarayım ki benim güzelliğim çıksın ortaya istedim. Anlıyorum. Bunun için de çok büyük şeref duyuyorum. Sizin gibi güzel bir hanımefendinin yanında. Ben bensin. De azıcık parlarım herhalde. Evet, parçaya giriyoruz. Canlı. Ha. Her şeyin yalan rüya, hayat sanki bir rüya. Bıktım usandım senden, kavanoz dünya. Her şeyin yalan rüya, hayat sanki bir rüya. Bıktım usandım senden, kavanoz dünya. Ah felek, zalim felek, kime ceket kime yelek. Herkese kavun yedirdin, bana da yedirdin yelek. Ah felek, zalim felek, kime ceket kime yelek. Herkese vurma giydirdin, bana da yerdir bir yelek. Ah felek, zalim felek, kime ceket kime yelek. Herkese kumum giydirdin, bana da yedirdin yelek. Çok teşekkür ediyorum eşim sağlıkıma. Son programımda bu kadar rahat espri yapabileceğim, bu kadar rahat takılabileceğim, bu kadar zevk alabileceğim bir arkadaşla beraber çalıştığım için. Çok teşekkür eşim, ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzımdan gerçekten. Söz çıktı. Klipte oynayacaksın. Evet. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Çok evladım hakikaten hastaydı, hakikaten yorgundu geldi. Zaten bu sene benim ikinci konuk çağırdığım program. Bundan evvelki formatım biraz eskidi diye böyle bir şey yaptık. Bu son programımda ve bundan evvelkinde bir değişiklik yaptık. Efendim, her şeyin bir sonu var. Bu senenin sonu da bu geceymiş. Tabii üzülüyorum sizden ayrıldığım için ama yine karşılaşacağız, yine beraber olacağız. Ama zannediyorum ki bir sene ara vereceğim, biraz dinleneceğim. Estetik yaptıracağım. Bir sürü şey yaptıracağım. Sağ olun. Ben size huysuz virjin olarak Allah'a ısmarladık diyorum. Ancak biraz sonra Seyfi Dursunoğlu olarak size söylemek istediğimi söylüyorum. Gözlerinizin içine başka